Merhabalar, saygılar velilerim ve sevgili öğrenciler. 4. sınıflarda bölme işlemini kısaca anlatacağım. 3. sınıfta basit olarak 2 basamak sayılar, tek basamak sayılara bölmeyi öğrenmiştik. Şimdi bölen sayısı bazen 2 basamaklı oluyor. Bölünen sayısı 3, 4, 5'e çıkabiliyor. Bunlarla ilgili kısa açıklamalar yapacağım. Şimdi bölme işlemine başlarken en büyük basamaktan başlayalım. Birler basamağı, onlar basamağı, yüzler basamağı. Birin içinde 4 var mı diye bir soruyoruz. Birin içinde 4 var mı? Yok. Yani siz bir kalemi 4 kişiye bölüştüremezsiniz. Kesirleri daha görmediğimiz için. Bir kalemi 4 kişiye eşit olarak dağıtamazsınız. O yüzden ne diyorum? 12'nin içinde 4 var mı? Sırayla gidiyorum. Evet, 12'nin içinde 4 var. Kaç kere var? 3 kere var. 3 kere 4'ün 12. Çıkartıyorum. Kalanını bulduktan sonra hemen yandaki sayıyı aşağı indiriyorum. 6'nın içinde 4 kaç defa var? 6'nın içinde 4 bir kere var. 1 kere 4'ün 4. Kalan 2. Yandaki soruya bakalım. 7'nin içinde 9 var mı? 7'nin içinde 9 yok. O zaman 78'in içinde 9 kaç defa var? Şimdi 9 kere 8'in 72 olduğunu biliyorum. 9 kere 8'in 72 yazdık. 0, 6 çıkarma işlemini yaptık. Yandaki sayıyı aşağı indiriyorum. 66'nın içinde 9 kaç kere var? 7 kere 9'un 63 olduğunu biliyorum. 7 kere 9'un 63. 0, 3. Bölme işleminde başarılı olabilmek için çarpım tablosunu çok iyi bilmeniz gerekiyor çocuklarım benim. Mesela 8 kere 9'un 72 eder. 66'dan 72 çıkmaz. Bir altını alabiliriz. Şuradaki soruya bakacak olursak. 6'nın içinde 3 var mı? Evet var. Büyük sayının içinde küçük sayı olur. Kaç kere var? 2 kere. 2 kere 3'ün 6. 0. Hemen aşağı indiriyorum 1'i. 1'in içinde 3 var mı? Yok. Matematikte yokluk neyle ifade edilir? 0. Hemen devam ediyorum. 2'yi aşağı indiriyorum. 12'nin içinde 3 var mı? Evet var. 4 kere 3'ün 12. Bu tip sorularda bir yanlışlık yaptıysanız veya 0'ı yazmadıysanız, 24 yaptıysanız sağlamasını yapın. Bölünen eşittir bölen çarpı bölümden 204 ile 3'ü çarparsanız 612 eder. Ama 3 ile 24'ü çarparsanız 72 sayısı eder. Yanlış çıkar. Ona dikkat edelim sevgili öğrenciler. İki basamak bir sayı verildi. Öğrencilerin genelde bunda sıkıntı yapıyorlar. İlk başta kaç var diye. Yöntem değişmiyor. 6'nın içinde 12 var mı? Yok. 68'in içinde 12 var mı? Var. Ama kaç defa var? Birinci yöntemle 12, 24, 36 diye sayarak kaç parmak olduğunu bulursunuz. Ama ikinci yöntem de şu. 12'yi en yakın onla yuvarladığımızda 10 eder. 68'in içinde 10 kaç defa var dediğimde 6 kere. 6'yı deniyorum. 6 kere 2'nin 12, 6 kere 1'in 6 bir değerli 7, 72. Büyük geldi. O zaman 6 büyük geldiyse hangi sayıyı yazmam lazım? 5. 5 kere 2'nin 10, 10'un 0 elde var 1. 5 kere 1'in 5 bir değerli 6. Bakın kalan bölenden küçük olduğu için doğru yapmışım. Aşağı indiriyorum bunu. 85'in içinde kaç defa var? Yine aynı mantıkla. 8 kere verirsem 8 kere 2'nin 16, 96 ediyor. Büyük geliyor. O zaman 7. 7 kere 2'nin 14, elde var 1. 7 kere 1'in 7, bir de elde 8. Kalan 1. Sağlamasını yapalım. 57 ile 12'yi çarpacağız. 2 kere 7'nin 14, elde var 1. 2 kere 5'in 10, bir de elde 11. 1 kere 7'nin 7, 1 kere 5'in 5. 4, 8, 6. Bölenle bölümü çarptıktan sonra kalanı ekliyoruz. Evet. 685. Gördüğünüz gibi aynı sonuç çıktığı için işlem tamamdır. Kolay gelsin.